olayla ilgili fazla bir bilgim yok. Duyduğuma göre araç çok hızlı gelmiş. Bu hakkın içinde 24 saat bu araçlar mahallenin içinde geziyor. Mesela bu otoban değil, normal bir yol değil, mahallenin içinde geziyor. Yavaş gitsinler. Benim çocuğum gittiği başkası gitmiş. Bana dedi, bu aracın görüntüsü var, araç yavaş gitmiş. Araç yavaş gitseydi, benim çocuğumun tepeği dama çıkmazdı. 11 metre çocuk fırlamış. Bisiklet 4 parça ayırmış. Ben gördüm, gözümle gördüm. Yani tam mahallenin üstünde bütün araçları geçtiğini görüyor. Mesela ben kendim balkonum günde 2-3 sefer yapıyoruz. Toz. Günde 20, en az 50 sefer gidip geliyorlar. Halkın içindesiniz. Araç üstelik karakola gitmiş ya da bir olayım varmış, acele etmiş ya da böyle bir şey yok. Rahatça karakola gitmiş. Karakol da mahallenin içinde. Az önce avukat beyle konuştum. Murat demiş, ben yavaş gitmiştim. Çocuğu bana bulmuş. Çocuğu zorlu bir araç değil ki. Diyor, ben yavaş gitmişim. Bir bakmışım araç sarsılmış. Zorlu bir araç olsa ancak araç sarsılır. O araç en az 10 ton, 15 tondan fazla yok. Bir 6 yaşındaki bir çocuk bu kadar bisikletle araç nasıl sarsılır? Araç üstelik çocuk 10 milimetre fırlamış, kendini dama çıkmış, fırlamış. Yandan vursa böyle bir şey olur mu? Benim söylediğim şu, bu şahs yakalansın, cezası neyse versin. Çünkü cezası vermezse yarın daha beter olur. Çok kişiyi verir.